Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Bugünkü konumuz herkesin bildiği üzüm işleyeceğiz. Fakat üzüm kimyasal olarak baktığımız zaman biyokimyasal olarak ilaç ötesi bir meyvedir. Çünkü ilaç ötesi bir meyvedir diyorum, altını çiziyorum. Çünkü üzümde 560 tane biyokimyasal var, rüya gibi. Bu düzeyde bir meyve yeryüzünde hemen hemen yoktur. Ve aynı zamanda üzüm bu kimyasallarıyla beraber vücudumuzda 885 tane aktiviteye katılır. Yani bunları ben tek tek saysam en azından 3-4 saat sürer. Bu anlamda yıldız antoksidanları vardır ki yıldız antoksidanının en belirgini resveratroldür. Bu anlamda yine geranoil vardır, oleik asidi, linoik asidi, amino asitleriyle, B1, B2 vitaminleriyle, potasyum, manezyum ve demirleriyle beraber baktığımız zaman ben üzümü yıldız ve ilaç ötesi diyebilirim. Tabii bu birçok 800'e yakın vücuttaki aktivitelerin bazılarını sayabilirim. Üzümün kan yapıcı özelliği vardır. Kalbe iyi gelir. Kabuğu ve çekirdeği kanserle var gücüyle çalışır. Migrene iyi gelir. Hazımsızlığı da son derece çözmede üzüm iyi bir seçenektir. Bununla ilgili göz sağlığı ile ilgili çok az meyve vardır ama bunların yıldız olanı da üzümdür. Onu özellikle söyleyeyim. Özellikle astım olanların da zaman zaman ben üzüm yemelerini de istiyorum. Ve böbrek sağlığını en iyi koruyan meyvelerden bir tanesi de üzümdür. Ve cildi güzelleştirir, saçın kırılmasını önler ve üzüm yiyen insana üzüm mutlaka güzel bir enerji verir. En çok tartışılan konulardan bir tanesi de ne kadar üzüm yiyebiliriz? Evet, şöyle avucunuz dolusu bir üzümü düzenli olarak yiyebiliriz. Ve üzümün bir özelliği de beyin aktivitesinin enerjisi olan doğal şekeri kendisine sağlamasıdır. Özellikle bilgisayar programcılığı yapanlar, bilgisayarla yoğun çalışanlar, muhasebeciler ve öğrencilerin ben düzenli taze ve kuru üzüm yemelerini öneriyorum. Ben bugün sorumlu bir kişi olsaydım yaşlı evlerin hepsine kahvaltıda sofraya ben kuru üzüm bırakırdım. Özellikle yazın mutlaka tazesini, kışın da kurusunu özellikle yemeye çalışalım. İşte YouTube kanallarının altına şöyle yazılar geliyor. İşte hocam ben işte İzmirliyim, Manisalıyım, Sultaniye üzüm yesem olur mu? Gayet güzel olur. Peki biz işte Besni üzümümüz var, Besni üzümü yesek olur mu? O da olur. İşte Elazığ ve Diyarbakır'dayız. Öküz gözü çok rahat olur. İşte bizim üzümümüzün adı da Rezaki, o da olur. Bakın hangi üzümü bulursanız bulun. İster Yalova incisi olsun, ister Ankara karası olsun. Bugün kayıtlara geçmiş 1300'ün üzerinde üzüm çeşidi vardır. İsmini bilmediğiniz üzüm dahi olsa özellikle yiyin. Çünkü üzümün yapısı son derece özeldir. Peki, üzüm bu kadar kıymetli ama şeker hastası ve insülin alanlar üzümü yiyebilir mi? En azından yoğun üzüm yemek onlar için riskli olabilir ama en azından şunu söyleyebilirim. Gözyaşı damlası kadar üzümün sirkesini salatasına veya suyuna eklesin diyorum ben insülin alanlar. Bunlar da bu durumda üzümün kimyasından büyük oranda yararlanacaklardır. Üzüm doğal bir patentli üründür. Kimyası gerçekten çok güçlüdür. Çünkü kanserle savaşır. Kanseri yaşamış geçmişte. Şu anda kanser olan ya da sülalesinde birinci derecede kanser olan kişinin ben özellikle öğütülmüş üzüm çekirdeği almasını istiyorum. Çünkü üzüm çekirdeğini, öğütülmüş üzüm çekirdeğini pilavınıza, çorbanıza, yemeğinize bir tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz. Çünkü bugün üzüm bu anlamda gerçekten olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Çünkü ben üzümün biyokimyasallarına baktığım zaman ilaçtır, ilaçtır. Bunun için söylüyorum çünkü üzümle ilgili çok ilginç fare deneyler var ki biz buna in vivo diyoruz. Bunlara baktığımız zaman farelerin birçok kendilerine bulaştırılan
ve kendilerine atıf edilen hastalıkları blok ettiğini görüyoruz. Bugün üzüm çok az üretilen bir ürün olsaydı, inanın o bir salkım üzümü binlerle alabilirdik. Ama insanlarda şöyle bir şey var. Bir ürün çok ise onun yarayışlı olmadığı, az ve nadir olan bir ürünün çok kıymetli olduğu düşünülür. Aslında öyle değildir. Bitkiler az ya da çok olduğuyla ilgilenmez. Bitkiler kimyasalları kapasitesiyle bize yardımcı olurlar. Bu anlamda üzüm son derece güzeldir. Her bir üzüm tanesini yuttuğunuzda kendinizin doğal, olağanüstü bir kapsül yuttuğunu hayal edin. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen doğru bir video sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.